Hocam merhaba. Müsait olduğunuzda bu soruyu inceleyebilir misiniz? Burada J ve K ikisi aynı anda 0-0 olursa bir sonraki state'de Q değişmiyor. Yani no change condition. Eğer 0-1 olursa bir sonraki state'de Q 0 oluyor. Eğer 1-0 olursa bir sonraki state'de Q 1 oluyor. Eğer her ikisi de 1-1 olursa Q'nun complement alınıyor. Yani Q, Q prime oluyor. 1 ise 0. Eğer Q bir önceki state'de 0 ise bir sonraki state'de 1 oluyor. Yani bir sonraki state'deki Q'nun bir önceki state'deki Q'ya göre ve C ve K'ye göre Boolean equation'ı bu şekilde yazılabiliyor. Mesela 0, 0 olduğu zaman burası 0 olduğu için gidecek. Burası 1 olduğu için QT olacak. Zaten no change condition. Eğer 0, 1 olsa yine burası gidecek. Burası 1 olduğu için tersi 0, burası da gidecek ve 0 durumu olacak, yani reset durumu. Eğer 1-0 olursa buradaki Q prime T kalacak, burası 0'ın tersi 1, QT olacak. Q prime T ile QT'nin toplamı 1 olacak, yani bu da set condition. Eğer ikisi de 1-1 olursa burası 1, 1'in tersi 0, burası gidecek. Burası 1, Q prime T olacak, yani bir sonraki state'de Q'nun tersi olmuş olacak complement'ı. T flip-flop'ta toggle, yani eğer T 0 ise Q aynen kalıyor bir sonraki state'de. Eğer T 1 ise, yani toggle input'u 1 ise, o zaman bir sonraki state'de Q'yu ters çeviriyor. Bunun boolean ifadesi de T ile Q'nun eksoru şeklinde yazılabilir. Mesela T'nin 0 olduğu durumda 0 ile Q'nun eksoru Q'nun kendisidir. Neden? Mesela 0 ile 0'ın eksoru yine 0'dır. 0 ile 1'in eksoru yine 1'dir. Yani Q neyse onu alıyor. Eğer T 1 ise 1 ile 0'ın eksoru 1, yani 0'ın tersi. 1 ile 1'in eksoru 0, yani 1'in tersi. Bu soruda T flip-flop'u JK flip-flop kullanarak nasıl elde edebiliriz onu soruyordu. Şimdi JK flip-flop'u şu şekilde çizelim. Bir önceki sayfada gördüğümüz gibi eğer JK flip-flop'un C ve K inputları 0-0 ise bir sonraki state'de Q değişmiyor, aynen kalıyor. 1-1 ise tersi oluyor. Aslında bu toggle gibi. Yani toggle'da da T 0 iken değişmiyordu. T 1 iken değişiyordu, tersi oluyordu. O zaman C ve K'yi birbirine bağlarsam ve buna da T input'u dersem, bu 0 olduğu zaman her ikisi de 0-0 olacak ve bu durum olacak. Ve 1 olduğu zaman 1-1 olacak ve complement durumu olacak. Zaten T flip-flop'un da truth table'ı şu şekildeydi. Dolayısıyla T flip-flop aslında JK flip-flop'un C ve K inputlarının birbirine bağlanması şeklinde elde edilebiliyor. Peki ikinci seçenekte bunu D flip-flop kullanarak nasıl elde edebiliriz? T flip-flop'un QT artı 1 boolean denklemini şu şekilde yazmıştık. Yani bir sonraki state'deki değer bir önceki state'deki değerle T input'unun XOR'lanması şeklindeydi. D flip-flop zaten D'deki değeri direkt olarak output'a veren bir flip-flop. Dolayısıyla buradaki output'tan bir feedback alırsak ve bunu bizim verdiğimiz T input'uyla XOR'larsak ve bunu da D port'una verirsek o zaman bu devre T flip-flop olarak çalışabilir.